Bu seçimlerde biz bir olumlu anlamda bir partiler arasındaki bu rekabette olumlu anlamda bir şey gördük. O da şu, hemen hemen bütün siyasal partiler toplumun geniş kesimlerinin değerlerini önceleyen en azından söylem düzeyinde bir siyaset izliyorlar. Mesela bundan 4 sene 5 sene önce başörtüsüne yoğun bir şekilde karşı olduğu bilinen siyasetçiler, mecliste başörtüsü karşıtlığı üzerinden önerge veren, işte belirli devletin kurumlarında başörtüsüyle çalışan kişileri sorunsallaştıran siyasi liderler, Muharrem İnce'den bahsediyorum aslında, Sayın İnce'den bahsediyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada bunu bir artık buradan geri dönüş olmayacağını ve bunu sahipleniyor. O zaman biz bunu nasıl anlamlandırmamız lazım? Yani niye bütün i̇şte siyasal partiler bugün toplumun daha geniş kesimlerinin değerlerine yönelik olarak siyaset üretmek istiyorlar? Bunun nedeni şu, yine 16 yıllık dönemdeki Türkiye'de siyasetin dönüşümüyle ilgili. Aslında şu anda muhalefet AK Parti döneminde oluşmuş siyasal alanın içerisinde siyaset yapıyorlar. Yani şunu biliyorlar, artık başörtüsü karşıtlığından, toplumun geniş kesiminin değerleri karşıtlığından bir siyaset yürüttüğünüzde bunun bir karşılığı yok. Çünkü Türkiye dönüştü, toplum dönüştü, siyaset dönüştü, siyasete toplumun bakışı dönüştü. Öncelikle bunu bir tespit etmemiz lazım. İkinci husus şu, artık yeni bir siyasal sisteme geçiyoruz ve bunun getirdiği bir seçim sistemi var. O da %50 artı oyu alarak seçim kazanmak. Böyle olunca da %50 artı oy almak toplumun sadece belirli seçmen kümelerini, seçmen bloklarını değil, çok geniş kesimlerine hitap etmek zorundasınız. Ve bunu gören siyasal partilerde ister popülist olsun, ister adını neyle adlandırırsak adlandıralım, bu söylemleri kullanıyorlar. Bu Türkiye'nin hayrınadır. Öncelikle bunu söyleyelim. Ama burada başka bir sorun karşımıza çıkıyor. O da hep konuştuğumuz aslında siyasette sahicilik meselesi. Evet. Sonuçta toplum izliyor. Toplum bütün siyasal partilerin söylediklerini, siyasal parti liderlerinin topluma vaat ettiklerini, hangi konuda sahici, hangi konuda sahici değil görüyor. Şunu da bir de karşılaştırma yapıyor aslında. O da şu karşılaştırma. Türkiye'de özellikle Sayın Erdoğan döneminde liderlik, siyasi liderlik, karizmatik liderlik artık farklı bir yer üzerinden, farklı bir konum üzerinden tanımlanıyor ve bütün seçmenler de kendi siyasal liderlerini karşılaştırırken terazinin bir tarafına Sayın Erdoğan'ı, diğer tarafına da diğer liderleri koyuyor. Dolayısıyla burada sahicilik meselesi karşımıza çıkıyor. Yani söylediğini yapmak, vaat ettiğini yapmak ya da yapmayacağını vaat etmemek. Bu anlamda da bütün bu seçim süreçlerindeki söylenen, vaat edilen liderlerin topluma yönelik olarak işte meydanlarda söyledikleri toplumun o bütün süzgeçlerinden geçiyor. Öncelikle bunu da tespit etmemiz lazım. Yani siyasette sahicilik kazandırır ama popülizm ya da ucuz popülizm kaybettirir. Bunu da bir şekilde altını çizmek gerekiyor. Ama toparlayacak olursak bu seçimlerde artık bütün liderler yani meydanlara çıkıyor, topluma çeşitli vaatler sunuyor ve toplumun değer siyasetine, değerlerine ne kadar yakınlaşırsa o kadar en azından bir karşılık bulacağını düşünüyor. Ama toplum biri de şunu karşılaştırıyor, diyor ki 16 yıllık süreçte AK Parti'nin vaat ettikleri, yaptıkları ortada. Bunun üzerinden bir tecrübe siyasetini önemsiyor. Ama öbür tarafta da her seçim döneminde farklı bir siyaset izleyen, siyaset arayışında olan, bir seçim döneminde söylediğini bir sonraki seçimde bir anlamda yanlışlayan, onu reddeden siyasal partileri de görüyor. Ve kimin neyi başaracağını da aslında bu anlamda zihninde yeterince done var, data var. Bütün bu süreçleri izleyerek 24 Haziran'da seçmen bir karar verecek. Biz de hep beraber yorumlamaya devam edeceğiz.